Bugün sizlerle Hegel'in diyalektik kavramına bakacağım arkadaşlar. Hegel'in diyalektik kavramına veya Hegel'in felsefesinde diyalektik kavramına bakacağım. Diyalektiğin anlamı vesaire, onun diyalektik kavramının onun felsefesinde nasıl çalıştığını, nasıl iş gördüğünü gösteren bazı metin parçaları okumak istiyorum size. Bu metinlerin ne yazık ki çoğunun ya Türkçesi yoktur ya da Türkçesi varsa da genellikle çeviriden dolayı okunamaz, anlaşılamaz durumda. Onun için sizlere ben elimdeki orijinal metinlerden hareketle bugün Hegel'in farklı dönemlerde üretmiş olduğu metinlerde kullanmış olduğu diyalektik kavramının ne anlama geldiğini, yani diyalektik kavramının nasıl bizzat pratik olarak nasıl felsefe yaparken nasıl işletildiğini göstermeye çalışacağım. Böylece Geist kavramından sonra Hegel'in felsefesinin diğer temel kavramı olan diyalektik kavramına ilişkin sizde bir fikir oluşacağını umuyorum arkadaşlar. Şimdi tabii diyalektik deyince muhtemelen bunun ne olduğunu bilmek istiyorsunuz. Antik Yunanca dialogestai fiilinden gelen, yani aslında söylemek, söz söylemek fiilinden gelen bir kavram ve Antik Yunan felsefesinde sadece Platon'da değil, Herakleitos'ta da aslında bütün bir antik Yunan mitolojisi de diyalektik kavramı üzerine kuruludur arkadaşlar. Hesiodos da müthiş bir diyalektikçidir aslında. Anlatmış olduğu şeyde hem Teogonia'da hem de İşler ve Günler mitosunda müthiş bir diyalektikçi olarak kendisini gösterir. Dolayısıyla antik Yunan mitolojisi ve felsefesi bir bütün olarak aslında diyalektik kavramı üzerine kuruludur. Antiklerin, yani Herakleitos'tan önce aslında Tales de bir diyalektikçidir. Mesela biri sorduğunda nereden her şeyin kaynağı nedir diye sorduğunda aslında çokluğun kaynağı nedir? Yani çokluğun birliğini sağlayan nedir diyor. Burada çokluğun birliği ilkesi araştırılıyor. Dolayısıyla diyalektik bir ilke. Bu bakımdan aslında Anaximandros da büyük bir diyalektikçidir. Hatırlayın, o her şey kendi zıttına dönüşüyor derken tam da aslında bunu kastediyor arkadaşlar ve Herakleitos da her şey hareket halinde derken yine aslında benzer bir şekilde kendisini büyük bir diyalektikçi olarak gösterir ki ta Stoacılara kadar biliyorsunuz. Stoacılar diyalektiği nereden, kimden öğreniyorlar? Logos kavramı üzerinden Herakleitos'tan devralıyorlar arkadaşlar. Tabii ki Herakleitos'tan sonra kavramın gelişimi de var onun içerisinde ve şöyle diyelim, Platon belki de antik Yunan felsefe tarihinde bilinçli bir şekilde arkadaşlar diyalektiği evrensel temellendirici bilim olarak önerir. Evrensel temellendirici bilim olarak önerir ve kime karşı önerir? Onu arkadaşlar sofistlere karşı önerir. Bu bakımdan antiklerin hepsi aslında Stoacılar, yani Helenist dönemi filozoflar da dahil olmak üzere hepsi aslında birer büyük diyalektikçidir arkadaşlar. Antik Yunan felsefesi bu bakımdan içi dışı diyalektik dolu olan bir felsefedir. Diyalektikle ayakta duran ve diyalektikle çöken bir felsefedir aslında. Bu bakımdan diyalektik aslında diyalektik kavramı felsefeye yabancı bir kavram değil. Diyalektik kavram aslında felsefeyi mümkün kılmış olan bir kavramdır arkadaşlar. Yani diyalektik o zaman aslında felsefenin özüdür de diyebiliriz. Diyalektik kavramını ihmal ederekten
felsefenin anlaşılması mümkün değil ve diyalektik kavramı kanaatimce ihmal edilerekten felsefe yapılması da ne değildir, mümkün değildir. Şimdi dia legestai söylemek, söz söylemek, konuşmak fiilinden türetildiğini söyledim size. Aslında şöyle de söyleyelim, Hegel'in kendi tabiriyle söyleyeyim size. Hegel diyor ki, bir diyaloğun ruhu diyalektiktir. Yani nedir burada? Dia ne demektir arkadaşlar? Aslında dia karşıt olan demektir. Dia karşıt olan demektir. Peki diyalog dediğimiz zaman biz aslında iki karşıt şeyin ne diyelim istiyorsanız mantığın iki karşıt konuşanın diyalog iki karşıtın yani birbirlerine karşıt olan iki karşıtın birbiriyle konuşması orada söz konusu yani burada karşıtlıktan kastedilen tabii ki düşmanlık falan değil ama karşı karşıya olan iki insanın birbiriyle konuşması yani o anlamda karşıt olan birbirleriyle beraber birbirlerine karşı ne yapıyorlar? Orada akıl yürütüyorlar. Bu bakımdan diyalog yani diyada dediğim gibi ne var orada? Karşıtlık kavramı var. Şimdi işte Hegel bu antik çağda ne diyelim evrensel bilim olarak işleyen diyalektiği modern çağda arkadaşlar bir yerde yeniden yaratan bir filozoftur. Örneğin orta çağda tümeller tartışması yani tikel tümel ilişkisini nasıl çözeceği meselesi de aslında son derece diyalektik bir sorudur arkadaşlar. O da aslında diyalektik üzerine tartışılır dolaylı olarak. Yani çokluğun bütünlüğü sorunu var. Aslında felsefenin Thales tarafından kuruluşunda felsefenin başına konduğu gibi. Şimdi Hegel'in diyalektiği son derece bilinçli bir şekilde kullanmaya başlamış olduğu ilk metin arkadaşlar Hegel'in diyalektiği bilinçli bir şekilde kullanmış olduğu bir düşünme tarzı olarak, bir çözümleme tarzı olarak, bir sentezleme tarzı olarak kullanmış olduğu ilk metni arkadaşlar görebildiğim kadarıyla bu kadar açık ve bilinçli bir şekilde ilk kullanmış olduğu metni 1800 yılında kaleme almış olduğu ve sistem fragmanı denilen metindir. Yani sistem fragmanı onun ilk sistem denemesidir ve o ilk sistem denemesinin bir parçası, bir fragmanı kalmıştır bize. İşte ilk olarak arkadaşlar orada bilinçli bir şekilde onun diyalektik düşünme tarzını felsefede uyguladığını ve görüyoruz. Evet, sizlere bu metnin bir kısmını okuyaraktan anlatacağım ve orada diyalektiğin kavramının nasıl işlediğini göreceksiniz arkadaşlar. Her şeyden önce o halde fragman 1800 yılında kaleme almış olan fragmandan size aktarıyorum. Burada ne diyor Hegel? Birey kavramı nedir diye soruyor. Der Begriff der Individualität, yani birey kavramı neyi kapsıyormuş arkadaşlar? Birey kavramı nedir diye soruyor ve birey kavramı neyi kapsıyormuş? Şöyle diyor. Der Begriff der Individualität schließt Entgegensetzung gegen das unendliche Mannigfaltigkeit
und Verbindung mit dem Selben in sich. Bireysellik kavramı sonsuz çokluğun karşıtını kapsar diyor. Bireysellik kavramı sonsuz çokluğun karşıtlığını ve bağıntısını kapsar. Şimdi kendisinde kapsar diyor. Bununla neyi kastediyor arkadaşlar? Bir bireyi düşünelim. Birey kendisini birey olarak kavradığı zaman, kendisini birey olarak koyduğu zaman karşısında ne bulur arkadaşlar? Karşısında sayısız bireyler bulur. Yani sonsuz çokluk dediği Hegel'in o. Sonsuz çokluk yani bir yerde onlar kendisinin karşısındadır. Yani karşısında kendisini birey olarak koyduğu zaman sonsuz çokluk görür. Yani sonsuz çoklukta bireysellikler görür. Ama aynı zamanda diyor bu karşıtı olanlar aynı zamanda kendisiyle nedir? Kendisiyle bağıntısı vardır. Dolayısıyla bakın birey hem karşıttır, yani diğer bireyler hem ondan farklıdır, diyalog hatırlayın, hem ondan farklı olarak onun karşısında duranlardır ama aynı zamanda nedir? Onlarla bir ilişki içerisindedir, onlarla bir bağıntısı vardır. Bakın burada karşıtlık ve bağıntılık arkadaşlar. Karşıtlık ve bağıntılık nasıl düşünülüyor? Beraber düşünülüyor. Yani günlük bilincimizde biz ya bendensin ya benden değilsin diye düşünürüz. Burada işte Hegel hem karşıtlık var, benden değilsin, ben değilsin, benden değilsin. Ama aynı zamanda bağıntı da var diyor. Yani aynı zamanda bendensin diyor. O zaman arkadaşlar diyalektiğe göre, günlük bilincimize göre biz bu karşıtları genellikle birbirinden ayırırız. Birbiriyle uyuşmaz diye ne yaparız? Reddederiz. Şimdi Hegel tam da aslında karşıtları beraber düşünmenin felsefi düşünme olduğunu, bilimsel düşünme tarzı olduğunu, felsefi düşünme tarzı olduğunu, günlük bilincin karşıtları basit bir şekilde birbirinden ayrıştıran günlük bilincin bilimsel olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bir toplum düşünün ve bu toplumdaki bireyleri düşünün. Bu bireylerden bir tanesi de sizsiniz. Kendinizi birey olarak kavradığınızda o toplumdaki tüm bireyleri ne olarak kavramış olursunuz? Kendi karşıtınız olarak, yani sizin dışınızda olanlar olarak kavramış olursunuz. Ama aynı zamanda işte onlar bizimle her şeyden önce aynı toplumsal mekanı paylaşıyor olmalarından dolayı nedirler? Bizimle bağıntı içindedirler. Dolayısıyla her bir birey kendisinde çokluğun karşıtlığını ve aynı zamanda o çokluğun bağıntısını kendisinde ne yapar arkadaşlar? Barındırır diyor. Bakın hem karşıtlığını hem de bağıntısını kendisinde ne yapar? Barındırır diyor. Şimdi devam ediyorum ben. Diyor ki bir insan, ein Mensch ist ein individuelles Leben. Bir insan bireysel bir yaşamdır. Insofern er ein anders ist als alle Elemente und als die Unendlichkeit des individuellen Lebens außer ihm. Şimdi bir insan bir yaşamdır. Eğer o var olan tüm elementlerden başkası ise, var olan diğer tüm yaşamlardan, yani bir insan bir bireysel bir yaşamdır diyor. Diğer insanların hepsi de birer bireysel yaşamdır. Bir insan bireysel bir yaşamdır. Diğer elementlerden, diğer unsurlardan farklı ise, ama aynı zamanda
bu diğer unsurların, bireysel yaşamların dışında olan, sonsuzluk ise diyor. Bakın yine burada neyi ortaya koymaya çalışıyor arkadaşlar? Hegel, bireysel bir yaşam aslında nedir arkadaşlar? Sınırlı bir yaşamdır. Her bir birey sınırlı bir yaşamdır. Dolayısıyla onun dışındaki bireylerin hepsi de birer sınırlı yaşamdırlar. Ama diğer bireylerin hepsine baktığımız zaman onların hepsi nedir? Birer sınırlı yaşam olarak sonsuz sayıdadırlar. Yani sonsuzluk olarak şey yapıyor burada. Burada o zaman Hegel neyin karşıtlığını koyuyor arkadaşlar? Sınırlı olanla sınırsız olanın veya sonlu olanla sonsuz olanın karşıtlığını koymuş oluyor. Yani yine bir aslında bakın şey var nedir? Bir zıtlık var. Yani insan bir birey, bireysel bir yaşamdır. Ama karşısında ne vardır? Bireysel, onun dışındaki bireysel yaşamların sonsuzluğu vardır. Şimdi o bunun dışındaki bireysel yaşamların sonsuzluğunu biraz önceki gibi yine karşıtları ve aynı zamanda onun bağlantısı olarak düşünelim. O zaman bireysel bir yaşam olarak bir insan neyden meydana gelmiştir arkadaşlar? Bu bağlamda sonlu bireysel yaşamdan ama aynı zamanda sonsuz bireysel yaşamdan meydana gelmiştir. Yani bununla kastedilen nedir arkadaşlar? Her birimiz birer birey olarak tabii ki bize bahşedilen yaşam bir sonlu yaşamdır. Yani belirli bir yaşamdır ve belirli bir zaman sonra biten, tükenen bir yaşamdır. Ama bu yaşam aynı zamanda kendisinde neyi barındırıyor? Sonsuzluğu barındırıyor ve bizim her birimizin yaşamını sonsuzlaştıran aslında nedir arkadaşlar? Diğer sonlu yaşamlardır. Yani diğer sonlu bireysel yaşamlardır. Dolayısıyla biz insan bireyi olarak, insan bireyinin bireysel yaşamını yaşıyor olmaktan dolayı, tikel bir birey olmaktan dolayı sonlu bir yaşamımız olurken, aynı zamanda türümüze ait olmamızdan dolayı, yani insanlığa ait olmamızdan dolayı insanlıktaki sonsuz sayıda bireysel yaşamlara ait olmamızdan dolayı aynı zamanda nedir? Bizim bireysel insan olarak bireysel sınırlı yaşamımız aynı zamanda veya bireysel sonlu yaşamımız aynı zamanda bireysel sonsuz yaşam anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi yine burada arkadaşlar insan yaşamını tanımlarken Hegel neyle çalışıyor? Karşıt olanla çalışıyor ve karşıt olanların gördüğünüz gibi birbirini dışlayan değil, karşıt olanların birbirini kapsayan, birbiriyle bütünlük oluşturan, birbirlerinden farklı, birbirlerinin karşıtı olsalar da birbirlerini aynı zamanda tam birbirlerinin tamamlayanı olarak ne yapıyor? Burada diyalektiği, uygulamada diyalektiği bu şekilde arkadaşlar ne yapmış oluyor? Tanımlamış oluyor. Evet, aynı metinde arkadaşlar 1800 yılından kalan fragman metninde devam ediyorum ben. Şimdi aşağıda, biraz aşağıda, biraz önce okuduğum yerden biraz aşağıda şöyle devam ediyor. Das ungeteilte Leben vorausgesetzt, ayrılmamış olan, parçalanmamış olan yaşamı şart koşarak fixiert, yani sabitlenmiş, können wir die lebendigen als Äußerung des Lebens, als Darstellungen desselben betrachten. Şimdi bir yaşamı parçalanmamış, bölünmemiş bir yaşam olarak şart koştuğumuzda canlı olanı diyor, nasıl düşünebiliriz? Canlı olanı yaşamın kendisini
dışa vuranı olarak, dışa vurulmuş hali olarak, yaşamın kendisinin kendisini ortaya koyuşu olarak ne yapabiliriz, görebiliriz. Ve tabii ki onun çokluğu, değerin manikfalt dikkat diyor, onun çokluğu neymiş arkadaşlar? Aynı zamanda zugleich gesetzt und zwar als unendlich gesetzt diyor. Yani bölünmemiş, parçalanmamış olan yaşamı bizim aynı zamanda manikfalt dikkat çokluk olarak kavramamız gerekiyor. Yani onu aynı zamanda arkadaşlar bölünmemiş olan şeyi aynı zamanda sonsuzluk olarak ne yapmamız gerekiyor? Kavramamız gerekiyor. Die Reflexion dann als Ruhende bestehende als feste Punkt. Yani demek istenen burada arkadaşlar şu, bireysel bir yaşamı aldığımız zaman, onun karşısına çokluğu koyduğumuz zaman, bizim o zaman bir bireysel yaşam ile çokluk arasındaki ilişkiyi nasıl kurmamız gerekir diye soruyor. Yani bir toplumdaki bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini her bir bireyin kendisinden hareketle nasıl kavramamız gerekir diye soruyor. Yani sadece bir ilişki olarak mı düşünmeliyiz diye soruyor örneğin. Yani birbirimizle olan ilişkimizi, bireylerin birbirleriyle olan ilişkisini yalnızca ilişki olarak mı düşünmeliyiz? Yoksa bu ilişkiye nasıl bakmalıyız diye soruyor kendisi. Nedir? Aslında ilişkiyi oluşturanların en az nedir? Bir ilişki oluşturanlar en az iki öğeden oluşur ve onların arasında bir ilişkiden bahsedebilmek için de onların birbirinin neyi olması gerekiyor? Karşıtı olabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla o zaman biz bir toplumdaki bireyler arasındaki ilişkiyi arkadaşlar nasıl kavrayacağız? Biz bireyler arasındaki ilişkiyi o zaman sonsuz karşıtlıklar olarak kavrayacağız ve bu anlamda da sonsuz ilişki olarak ne yapacağız? Kavrayacağız. Yani bakın varlıkta var olan her şey ilişkiseldir. Yani dolaylıdır. Dolaysız olan bir şey yoktur. Bir şeyin dolaylı olması, yani ilişkisel olması onun kendi karşıtıyla teşekkül ettiği anlamına gelir. Dolayısıyla bizim insan bireyler olarak toplumda birbiriyle olan ilişkilerimiz arkadaşlar burada kendisine diyor. Bakın şuradan isterseniz okuyayım. Unendliche Entgegensetzung. Unendliche Beziehung. Yani sonsuz karşıtlıklar sonsuz ilişkilerdir diyor. Sonsuz ilişkilerdir diyor. Bakın hemen devam ediyor. Als Vielheit eine unendliche Vielheit von Organisationen, Individuen, als Einheit ein einziges, organisiertes, getrenntes und vereinigtes Ganzes. Die Natur. Ne demek istiyor arkadaşlar burada? Neymiş? Die Vielheit, çokluk. Çokluk. Die Vielheit, çokluk. Neyin çokluğu? Die Vielheit, eine unendliche Vielheit von Organisationen, Individuen. Yani neyin çokluğu arkadaşlar? Sonsuz çokluk, örgütlülüğün ve bireyin, örgütlü olanların organizasyonun, yani her bir birey bir organizasyon, yani biyolojik bir organizma olarak düşünün ve bireylerdir diyor. Şimdi sonsuz çokluğu biz nasıl almamız gerekiyor? Aynı zamanda diyor ki yani o sonsuz çokluk, organizasyonların, bireylerin çokluğu, sonsuz çokluğunu nasıl almamız gerekiyor? Diyor ki, als Einheit, ein einziges, organisiertes, getrenntes und vereinigtes Ganzes. Yani bütün onları biz
sonsuz çokluğun, yani organizasyon sonsuz çokluğunun, bireylerin sonsuz çokluğunu aynı zamanda birlik olarak almamız gerekiyor. Birlik olarak ne demek bu? Birlik olarak, yani tek bir örgütlü ama aynı zamanda ayrı ve birleşmiş bütün olarak almamız gerekiyor diyor. Organisiertes, örgütlü, getrenntes, ayrı. Und vereinigtes, bütün birlik yani. O zaman ayrı ve birleşik olarak almamız gerekiyor bütünü. Yani the ganz dediği şey, ganz, das ganze, bütün olan demektir. O zaman bizim bütünü ne olarak almamız gerekiyor arkadaşlar? Örgütlü, ayrı olan ve aynı zamanda örgütlü, birlik olan olarak almamız gerekiyor. Bu anlamda da doğayı tam da bu şekilde kavramamız gerekiyor. Yani doğa o zaman nedir arkadaşlar? Örgütlü, ayrı olanların ve birlik oluşturanların, birlik olanların bütünlüğüdür. Gördüğünüz gibi Hegel böylelikle bu karşıtlığı, yani örgütlü, ayrı olanların ve örgütlü, birlik olanların bütünlüğünü, bunu aynı zamanda doğa demekle ne demiş oldu arkadaşlar? Aslında benim burada diyalektik olarak tanımlamaya çalıştığım, yani kavramını işletmiş olduğum şeyin kendisi bizzat doğada temellendirilmiştir. Yani diyalektik o zaman Hegel'e göre bu 1800 yılındaki fragmanından harekette, ki bu düşüncesinin hiçbir zaman için gerisine düşmedi Hegel. Şunu söylüyor Hegel, benim burada kavram olarak işlettiğim, kavram olarak kuramımı kurarken kavram olarak işlettiğim diyalektik aslında doğada temellendirilmiştir. Dolayısıyla diyalektik nedir arkadaşlar? Ontolojik temellidir. Diyalektik ontolojik olarak temellendirilmiştir. Ama ben onun kuramıyla da, aynı kavramıyla da, diyalektiğin kavramıyla da ne yapıyorum? Felsefe yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi neyin hakkında felsefe yapıyorum ben? Mesela bireylerin birbirleriyle olan ilişkisi üzerine, yani toplumun üzerine de felsefe yapıyorum. Dolayısıyla diyalektik doğada temellendirilmiştir. Ontolojik temelli bir yaklaşımdır. Ve aynı zamanda birey ve bireyin diğer bireylerle olan ilişkisine baktığımda, toplum içerisinde insan bireyler arasında ne üzerine kafa yoruyorum ben? Diyalektik kavramı temel alaraktan toplum üzerine kafa yormuş oluyorum. Dolayısıyla diyalektik aynı zamanda, bakın arkadaşlar, nerede işliyor? Diyalektik doğadakinden farklı olarak, ama yine aynı şey fakat farklı bir biçimde toplumsal ilişkilerde de işliyor. Yani doğada bireyler arasında ki diyalektik işleyişle toplumda insan bireyler arasındaki diyalektik işleyiş birbirlerinden farklı. Ama işleyen ilkenin kendisi aynı zamanda nedir? Aynıdır. Şimdi bir de o zaman ne yapıyoruz biz burada? Diyalektiğin kavramıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Akıl yürütüyoruz. Yani kuram üretiyoruz doğa üzerine, doğadaki bireysellikler üzerine, doğadaki ilişkisellikler üzerine, bireyin çoklukla olan ilişkisi üzerine. Aynı şeyi doğa toplum bağlamında yapıyoruz. Yani biz o zaman ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Bir kuram üretiyoruz. Yani bir felsefi bir kuram üretiyoruz. Doğa üzerine, toplum üzerine ve bizzat düşüncenin veya mantığın kendisinin üzerine ne yapıyoruz? Akıl yürütüyoruz. Yani mesela diyalektik nedir dediğim zaman, karşıt olanların birliğidir dediğim zaman, bu nedir arkadaşlar? Bu mantıksal bir önermedir. Dolayısıyla aslında Hegel bu erken dönem metninde 1800, yani kaç yaşında arkadaşlar? Tam 30 yaşında, yani gencecik, henüz çiçeği burnunda bir delikanlı olduğu zaman da Herakleitos gibi doğada, toplumda ve düşüncede diyalektiğin veya hareketin diyalektiğe göre şekillendiğini, organizasyonun, örgütlenişin, yani bizim vücudumuzun doğal bir varlık olarak örgütlenişi, düşüncemizin mantıklı bir varlık olarak düşüncemizin
örgütlenişi ve tabii ki içinden geldiğimiz dış doğa, bizim dışımızdaki doğanın da bizzat kendisinin doğa şeye göre, diyalektiğe göre örgütlendiğini ne yapmış oluyor, söylemiş oluyor. Yani o zaman doğada çok ruhun birliği var. Yani orada bir ilişkisellik var. İlişkisellik var demek aynı zamanda ne var demektir? Karşıtlık var demektir. Çünkü ancak bir ilişkisellik ancak karşıtlar arasında olabilir. Dediğim gibi bunu hemen ahlaken kötü anlamda yani günlük bilinciden hareketle birbirlerini dışlayan düşünme tarzı olarak almamak gerekiyor. Herakleitos'un felsefesinin en önemli amaçlarından bir tanesi şuydu arkadaşlar. Karşıt olanları örneğin geceyle gündüzü bir bütün olarak kendi ilişkisizliklerinde bütün olarak düşünmek pekala rasyoneldir. Yani ne diyelim irrasyonel bir düşünme tarzı değildir. Geceyi ve gündüzü birbirlerini tamamlayan iki zıttın birliği olarak almak pekala rasyonel bir önermedir. Ki zaten biz günlük hayatımızda bunu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Örneğin gün dediğimiz zaman aslında günü neyden ibaret olarak tanımlıyoruz biz? Geceden ve gündüzden. Aslında biz dilimize de bizzat iki zıttı mesela bir üçüncü kavram çerçevesinde ne yapıyoruz? İki şeyi aslında birleştiriyoruz. Üçüncü bir kavram. Gece, gündüz ve gün. Gün o zaman nedir arkadaşlar? Kapsayıcı olandır. Yani üçüncü olandır. Veya istiyorsanız dolayımı sağlayandır. Gece ile gündüz arasındaki ilişkiyi sağlayandır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu erken dönem metninde hali hazırda Hegel diyalektiği evrensel bir yöntem olarak sadece ortaya koymuyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi evrensel bir yöntem olarak uyguluyor arkadaşlar. Kendi felsefi kuramına ne yapıyor? Uyguluyor. Evet, isterseniz biraz daha devam edeyim. Şöyle devam ediyor kendisi. Dinatur, doğa. Dinatur, doğa. Sie ist ein Setzen des Lebens. Doğa. Sie ist ein Setzen des Lebens. Doğa, yaşamın ortaya konuşudur. Doğa, yaşamın ortaya konuşudur. Denn ins Leben hat die Reflexion ihre Begriffe von Beziehung und Trennung von Einzelnen für sich bestehenden und allgemeinen verbundenen, jenem als einem Beschränkten, diesem einem Unbeschränkten gebracht und es durch Setzen zur Natur gemacht. Doğa neymiş o zaman arkadaşlar? Yaşamın ortaya konuşudur diyor. Yaşamın bir ortaya konuşudur. Yani neymiş o zaman? Çünkü ins Leben hat die Reflexion ihre Begriffe von Beziehung und Trennung diyor. Yani yaşama ne getirmiş? Refleksiyon dediğim burada arkadaşlar dolayım, yansıma. Yani dolayımlılık dolayısıyla, yani ilişkisellik dolayısıyla, doğadaki ilişkisellik dolayısıyla ne ortaya çıkıyor? İlişki yani bağıntı ve ayrılık. Başka? Von Einzelnen, teklik. Für sich bestehenden, yani kendi başına durabilen. Teklik demek o anlama geliyor. Und allgemeinem. Bakın doğanın kendisi bizzat ayrı olanı, aynı zamanda birleşik olanı, tekil olanı, yani kendi başına durabileni, bir olabileni ve aynı zamanda genel olanı, yani hem tekil hem özel, yani hem de aynı zamanda nedir? Genel olanı ortaya çıkardı diyor. Yani ne diyor? Verbundenem diyor. Yani tekil olanı, genel olanı, genelde ne vardır? Yani ne diyelim? Birlik olan vardır diyor. Jenem als einem beschränkten, sınırlı olanı ama aynı zamanda unbeschränkten, yani sınırlanmamış olanı, sınırlanmış olanı ve sınırlanmamış olanı
getirdi diyor. Bu nasıl oldu? Bu tam da duanın kendisinin ortaya çıkarmış olduğu bir şey olarak oldu. Yani bu şekilde konuşu ilişkiselliğin bu şekilde ontolojik düzende bu şekilde kuruluşu tam da neyi yarattı? Doğa dediğimiz şeyi yarattı arkadaşlar. O zaman doğa nedir? Doğa ayrı olanların birliğidir. Doğa tekil olanların genelliğidir. Doğa nedir o zaman? Sınırlı olanların sınırsızlığıdır. İşte doğayı doğa yapan şey budur arkadaşlar. Yani doğanın burada bu anlamda bakın yine ne yapıyor? Karşıt kavramlarla çalışıyor ve bu şekilde bir doğa tanımı yapıyor. O zaman doğada neler var? Ayrılar ve ilişkisel olanlar var. Tekil olanlar ve tekil aynı zamanda tekilken ama aynı zamanda bütün olanlar var. Birlik olanlar var. Yani genel olanlar ama aynı zamanda sınırlı ve sınırsız olanlar aynı zamanda var. Yani doğada var olan her şeyi o zaman bu kavramlarla diyor arkadaşlar görmemiz gerekiyor. Bir şeye biz örneğin tekil dediğimiz zaman tekil o zaman hangi bakımdan geneldir dememiz gerekiyor. Ayrıdır dediğimiz zaman peki ayrı olan hangi bakımdan birleşiktir, ilişkiseldir dememiz gerekiyor. Sınırlı dediğimiz zaman peki sınırlı olan hangi bakımdan sınırsızdır dememiz gerekiyor ve aynı zamanda tersinden de nedir düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna doğa diyor. Yani zıtların birliğine ne diyor? Doğa diyor. Hatta bu zıtların birliği doğaya oluşturdu diyor kendisi. Yani doğanın oluş tarzında olan bir şey bu diyor. Ve devam ediyor arkadaşlar. Ben de biraz devam edeyim burada. Devam ediyor kendisi. Yaşam o zaman nedir? Yaşam das Leben nedir o zaman? Als Unendlichkeit der Lebendigen yani canlıların sonsuzluğudur olarak yaşam neymiş o zaman yaşam? Als eine Unendlichkeit von Gestalten auf diese Art als Natur ein Unendliches. Yaşam o zaman arkadaşlar canlı olanların sonsuzluğu olarak yaşam veya şekillenimlerin sonsuzluğu olarak yaşam doğayı bu şekilde alırsak o zaman neymiş arkadaşlar unendlich endliches sonsuz sonlular ein unbeschränkt beschränktes bir sonsuz olan sonlu olandır. Diese Vereinigung des Unendlichen und des Endlichen und Unendlichen yani sonlu olanın ve sonsuz olanın bu birliği und die Trennung des Selben in ihr die Natur nicht selbst leben sondern ein von Reflexion diyor. Yani o zaman ne demiş oluyor arkadaşlar? Bu sonlu olanın ve sonsuz olanın birliğinin aynı zamanda ayrımı, yani ayrılığı söz konusu olduğunda ne diyor kendisi? In ihr ist die Natur nicht das Leben, sondern ein Reflexion yani yansısallık, ilişkisellik var diyor. Yani refleksiyon arkadaşlar, yani yansıma, diğerine yansıma anlamında var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Hegel doğayı bize anlatırken bu karşıt kavramlarla anlatıyor. Ve dolayısıyla doğada, yaşamda ve toplumda bireyler arasındaki ilişkisellikte hep bu zıtlıkların olduğunu söylüyor kendisi. Şimdi geçen hafta kullanmış olduğumuz Geist kavramı bağlamına taşıyor burada diyalektiği arkadaşlar.
gayiz kavramı bağlamına taşıyor. Yani şimdiye kadar doğadan, yaşamdan, toplumdan bahsettiğinde diyalektikten, orada aslında nesnel diyalektikten bahsetmiş oluyor. Yani ne diyorlar ona, 20. yüzyılda üretilen bir kavramla real olanın, yani hakikatte olanın diyalektiği, hakikat diyalektiği ve burada gayiz kavramına geldiği zaman, yani gayiz kavramı bağlamında diyalektiği tartıştığı zaman aslında öznel olanın diyalektiğine, bakın nesnel olan diyalektiği, öznel olanın diyalektiğine gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakalım burada ne diyor. Sizden yine birazcık sabretmenizi rica edeceğim. Ama sanıyorum artık ilke anlaşıldığı için biraz daha hızlı gidebilirim. Dolayısıyla bundan sonra yapacaklarım, yani size anlatacaklarımın kavranması daha kolay olacaktır. İnsanın sonluluktan sonsuzluğa yücelmesi, sonluluktan sonsuzluğa yükseltilmesi, her bir bireyin kendisinin, yani sonlu bir insan bireyin kendisinin sonsuzluğa yükseltilmesi veya yüceltilmesi, bu diyor kendisi, die Erhebung des Menschen nicht vom Endlichen zum Unendlichen, denn diese sind nur Produkt der bloßen Reflexion und als solche ist ihre Trennung absolut, sondern vom Endlichen Leben zum Unendlichen Leben. O halde basit bir şekilde ne diyelim, insanın sonlu olandan sonsuz olana yükseltilmesi değil, basit bir şekilde insan demiyor yani burada. Çünkü o öyle dediğimiz zaman sadece onun bir yansısallığın, onun sonluluktan sonsuzluğa yüceltilmesini, bir refleksiyonun, bir yansısallığın, bir dolayımlılığın ürünü olarak görmüş oluruz diyor. Oysa bizim insandan nasıl bahsetmemiz gerekiyor? Sonlu olan insanın bu bağlamda canlı olan insanın, canlı, sonlu, canlı olan insanın sonsuz, canlı olan insana yükseltilmesi. İşte bunun yani gösterilmesi gerekiyor. Bu ama basit bir şekilde ilişkisellik sonucu olan bir şey değil. Ne olması gerekiyor bu bağlamda arkadaşlar? Bu söz konusu olan sonlu insan, sonlu yaşamın sonsuz yaşama yüceltilmesi, işte o bizzat nedir, insanın kendisinin emeği olabilir diyor. Yani basit bir doğallıkla olabilecek bir şey değil o halde. Bundan dolayı bakın ne diyor, das unsicher Leben kann man einen Geist nennen, sonsuz yaşamı bir tin olarak tanımlayabiliriz veya tin olarak adlandırabiliriz, isim olarak adlandırabiliriz. Im Gegensatz der abstrakten Vielheit, soyut çokluğun karşıtlığında, yani dem Geist ist lebendige Einigkeit des Manifaltigen im Gegensatz gegen das selber als eine Gestalt. Şimdi o zaman Geist neymiş arkadaşlar, bakın. Biraz önce ne diyordu? Das unendliche Leben kann man einen Geist nennen diyordu. Sonsuz yaşamı biz bir Geist olarak adlandırabiliriz diyordu. Neyin karşısında? Soyut çokluğun karşısında. Soyut çokluk, yani birbirinden yaratılmış ve yan yana duran Dasein'ler gibi, örneğin Heidegger'de olduğu gibi, bunların karşısında Geist'i biz canlı sonsuzluk, sonsuz canlılar olarak, canlı olarak tanımlayabiliriz. Yani onları birbiriyle sanki böyle kenetlenmiş olarak aldığımız zaman ona, işte kendisi canlı, sonsuz canlı tin diyor arkadaşlar. Yani bizim
bedensel sınırlarımızın ötesinde bizim birbirimizle böyle kenetlenme durumumuzu kendisi geist olarak tanımlayabiliriz diyor. Çünkü tin neymiş? Çünkü tin canlı birliktir. Neyin canlı birliği? Çokluğun, manikfaltigin einigkeit'i, yani einigkeit des manikfaltigin diyor. Çokluğun birliği, canlı birliği, çokluğun canlı birliğidir tin diyor. Tin o halde çokluğun canlı birliğidir. Neyin karşısında? Yine söylüyor burada. Im Gegensatz gegen das selbe als eine Gestalt, sadece bir şekillenim olanın karşısında şey diyor. Yani o zaman burada biz çokluğu arkadaşlar nasıl kavramamız gerekiyor? Yani çokluğu örneğin yan yana koymuş tekillerin bir yığını olarak düşünmemek gerekiyor. Çokluğu canlı bir birlik olarak, yani birbirlerine böyle kenetlenmiş, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir birlik olarak düşünmemiz gerekir diyor. Çokluk ancak bu anlamda bir canlı çokluk olabilir ve buna da biz ne diyebiliriz? Gayis diyebiliriz diyor. Yani insanların biliyorsunuz bedenlerimiz yani tekel olduğu, tekil bedenler olduğu için bedenlerimiz doğal olarak birbirlerinden ayrıdırlar. Ama şimdi madem bunlar basit bir şekilde ayrı değilse, yani birbirleriyle kenetlenmişse, bu kenetlenme ne dolayısıyla oluyor arkadaşlar? Bu kenetlenme bizim zihinsel yetimiz dolayısıyla, yani duygular, düşünceler dolayısıyla, kendimizi diğerinin yerine tasavvur etmeyle, diğerini kendimizi de tasavvur etmeyle vesaire oluyor. Bu ne üzerinden gerçekleşiyor? Bizim tinsel yetilerimiz üzerinden gerçekleşiyor. Bundan dolayı Hegel Geist'te canlı birlik diyor işte. Yani aramızdaki bedensel ayrılığı bir yerde ortadan kaldırma kapasitemizin adına o zaman bedensel farklılıklarımızı, ayrılıklarımızı muhafaza ederek bizi birbirimizle kenetleyen yetimize Hegel burada ne demiş oluyor? Geist demiş oluyor ve o tam da o birbirimize kenetlenme dolayısıyla ilişkisellik oluştuğu için, hareketlilik oluştuğu için Hegel bundan dolayı ona ne diyor? Canlı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine burada ayrı olanın, yani bir şekil, çokluk olanın aynı zamanda birliğinin bir araya gelmesi. Yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar iş nereye kaydı? Daha önce dış doğadaydı, bireyler arasındaydı, mantıksaldı. Şimdi gördüğünüz gibi iç dünyamıza bakıyor arkadaşlar. İnsanın iç dünyasına bakıyor. Bir iç kapasitemiz olarak geist, ki geist burada duyguları da içeriyor, düşünceleri de içeriyor. Dediğim gibi kavramlarla düşünmek anlamına geliyor genel olarak. Ama size geçen hafta gösterdim, duyguları da, hisleri de içeriyor ama aynı zamanda düşünceyi de içeriyor. Yani içimizde olan bir kapasitemiz arkadaşlar. Her birimizin içinde olan kapasitemiz. Biz sadece doğal olarak o zaman bir tür oluşturmuyoruz. Bundan dolayı aramızda bir birlik yok. Aynı zamanda biz kendimiz aktif bir şekilde o iç yetimiz dolayısıyla duygusal hissiyatımıza dayalı ve aynı zamanda düşüncemize dayalı olan birliği de ne yapıyoruz? İnsanlar arasında canlı bir birlik oluşturuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o zaman birlik sadece bize veya türlere bir bütün olarak ama özellikle bize, yani tin kapasitesi olan bize sadece doğal olarak verilen olan bir şey değildir. Aynı zamanda bizim kendimizin aktif olarak yaratmış olduğumuz bir şeydir. Örneğin birbirimizle konuştuğumuz zaman ne yapıyoruz? Karşılıklı duygudaşlıklar oluşturuyoruz. Birisi ağladığı zaman mesela arkadaşımız hüzünleniyoruz, biz de beraber ağlıyoruz, üzülüyoruz, onun sevinciyle seviniyoruz, mutluluğuyla mutlu oluyoruz, acısıyla acıyoruz, yani beraber aynı acıyı çekiyoruz vesaire. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar biz sadece ne diyelim doğadan verir olan bir birliği olduğu gibi almıyoruz, aynı zamanda yani bir yerde doğal ayrılığımızı bedensel olarak
ayrı olmak zorunda oluşumuzu ne yapıyoruz biz? Tin yetimiz üzerinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütünleştiriyoruz. Yani sanki bedenlerimiz birbirine kaynaşmış gibi tin yetimiz üzerinden ne yapabiliyoruz? Birleştirebiliyoruz. Bundan dolayı biraz aşağıda arkadaşlar ne diyor? Şöyle diyor arkadaşlar. Der Geist ist belebendes Gesetz in Vereinigung mit dem Mannigfaltigen. Der Geist, Tin, ist belebendes Gesetz, canlı, canlılık kazandıran yasadır. In Vereinigung mit dem Mannigfaltigen, çoklukla birlikte. Çoklukla birlikte, Geist, çokluğun çoklukla birlikte canlılık kazandıran yasadır. Der Geist ist belebendes, canlılık kazandıran gesetz, yasadır. In Verbindung mit dem Mannigfaltigen. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada tini bir yasa olarak tanımladı. Canlılık kazandıran bir yasa ne yapıyor? Çokluğun birliğinin oluşmasında tin canlılık kazandıran yasadır diyor arkadaşlar. Biraz önce de nedir, ne demişti? Canlı bir sonsuz sonsuz canlı bir tin olarak da sonsuz yaşamı canlı bir tin olarak tanımlayabiliriz demişti. Evet arkadaşlar ve canlılık kazandıran ondan sonra devam ediyor. Alstan ein belebtes ve ondan sonra canlı olan olarak. Yani tin canlı olduğu için çokluğun birliğinde ne yapıyor? Canlılık kazandıran yasa olarak diyor, işleyebiliyor diyor. Wenn der Mensch diese belebte Mannigfaltigkeit als eine Menge von vielen zugleich setzt und doch in Verbindung mit dem Belebenden, so werden diese Einzelleben Organe, das unendliche Ganze, ein unendliches All des Lebens diyor. Şimdi o zaman eğer insan, wenn der Mensch diese belebte Mannigfaltigkeit, insan bu canlılık kazandırılmış olan çokluk olarak çokluk olan insan als eine Menge von vielen zugleich gesetzt, yani bir yığın olarak aynı zamanda bir yığın olarak konduğunda ama aynı zamanda canlılık kazandıranla canlılık kazandıranla ilişki içerisinde olduğu zaman so werden diese Einzelleben Organe diyor. Yani tekil yaşamlar, yani tin dolayısıyla çokluğuna canlılık kazandıran birliğin her bir birliğin teker teker unsuru olan insanlar bu şekilde canlılık kazandıran, canlı olan ve canlılık kazandıran ilişki içerisinde olan insanlar tekil yaşamlar, yani tekil yaşamlar bir yerde neye dönüşür arkadaşlar? Birer organa dönüşür diyor. Birer organa dönüşür. Das unendliche Ganze ein unendliches All des Lebens, yani sonsuz bütün ne olur? Ein unendliches All, sonsuz bütün, sonsuz bir yaşamın sonsuz bir evrenine dönüşür diyor. Yani bakın arkadaşlar, bir insan yaşamının, bir insan yaşamının tam da bu zıtların birliği dolayısıyla, yani çokluğun birliğinin sağlanmasıyla birlikte bir yerde toplumda çokluğun birliğinin sağlanmasıyla birlikte toplum ne oluyor? Toplum canlı bir bütünlüğe dönüşüyor. Tam da bu canlı bütünlüğe dönüşmesi dolayısıyla birbirlerinden ayrı birer yaşam olan insan yaşamları neye dönüşüyor? Birer organa, tekil birer organa dönüşüyor. Yani bütünün birer organlarına dönüşüyor sanki ve bu sonsuz bütün, sonsuz bütün yaşamın bir evrenine dönüşüyor. Yani sonlu insan, sonlu insan dediğimiz şey, yani sonlu bir yaşam tam da bu canlı tin dolayısıyla sağlanan
canlı birlik, canlı bütünlük dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Her bir insan yaşamı, her bir tekil insan yaşamı ne oluyor arkadaşlar? Sonsuz bir evrene dönüşüyor. Yani tam anlamıyla ne oluyor arkadaşlar? Tam anlamıyla bir kosmos oluyor. Her bir insan canlı bir şekilde kendisini diğer insanlarla canlı bir şekilde ilişkilendirdiği için, yani sonsuz sayıdaki diğer bireylerle canlı bir şekilde ilişkilendirdiği için ne oluyor? Sonsuz bir evren oluyor diyor arkadaşlar. Sonsuz bir evren oluyor diyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam da işte o zaman biz insan ilişkisini basit bir şekilde karşıtlıklar olarak almazsak, basit bir şekilde bütünlük olarak da almazsak, ama karşıtların birliği olarak alırsak ve bu karşıtların birliğini aslında birbirlerinin içine geçen olarak, yani örneğin bir bireyin diğerinde devam etmesi anlamında, hepimiz birbirimize devam ediyoruz anlamında alırsak, o zaman işte bütünlük dediğimiz şey, tekillerden oluşan, her bir insan yaşamından oluşan toplum, o zaman canlı bir ne diyelim, tekil yaşamların canlı toplamına dönüşür. İşte o zaman her birimiz bir yerde arkadaşlar, önceden tekil ve sınırlı ve sonlu olurken, şimdi neyiz biz? Neyiz? Bütünün bir organıyız. Bütün ve organ. Organ tekil demek, yani kendi başımızayız. Ama aynı zamanda bütünün bir parçasıyız. Yani organizasyonun bir parçasıyız. Bu bakımdan hem diğerlerine güç veriyoruz, hem diğerlerinden güç alıyoruz. Bu şekilde düşünürsek toplumu, ki toplum aslında en derinine indiğimiz zaman bu şekilde işliyor arkadaşlar. Başka türlü zaten toplumun o zaman toplum olarak işlemesi mümkün değil. İlk bakışta görülmeyen ama derinlemesine düşündüğümüzde, incelediğimizde bu şekilde kavramamız gerekiyor toplumu. Tüm herkes herkesle ne diyelim, bedensel olarak birbirimizden ayrı olsak da aslında kenetlenmiş durumdayız. Başka türlü var olmamız mümkün değil. İşte bu şekilde alırsak o zaman her birimizi ne yapmış olur, ne olarak kavrayabiliriz arkadaşlar? Bir evren olarak kavrayabiliriz. O zaman toplumu bu şekilde düşündüğümüz zaman toplumu toplumsal ilişkilerin, canlı toplumsal ilişkilerin bütünü olarak düşünmek gerekir. Genellikle mesela sosyolojide yapıldığı gibi basit bir şekilde bireylerin birer yığını, işte bilmiyorum 80 milyonuz, o zaman 80 milyon insanın basit bir şekilde yığılması olarak almayız, ne olarak alırız? 80 milyon insanın içiyle ve dışıyla birbirine kenetlenmiş canlı organlar olarak alırız her birimizi ve o zaman da her birimiz kendimizi sonsuz bir evren olarak, sonsuz yaşamın sonsuz bir evreni olarak kavrarız. Basit bir şekilde zıtlıklar olarak aldığımızda orada nedir? Sonsuz bir sonlular, sonsuz bir sonlular yığını söz konusu olur. Sadece ama birlik olarak aldığımızda, kendisinde çokluk olmayan birlik olarak aldığımızda o da cansız olacaktır. Çünkü kendi içerisinde onu canlı kılan karşıtlık yoktur. Yani ancak karşıtlığın olduğu yerde canlılık olabilir. O halde çokluk, çokluğu yok etmeden kenetleyen, çokluğu yok etmeden birleştiren, çokluğu yok etmeden bütünleştiren ilişki biçimi Hegel açısından nedir? Canlı bir bütünlüktür ve o bütünlükte her bir bireyi, yani burada artık kendisi birazcık vurgu yapmak için organ diyor. Sanki biyolojiden bahseder gibi, ama amacı o değil. Amacı şeyin, bu şekilde ilişkilerin, birlik insanların birbirleriyle, yani o tinleri dolayısıyla duyguları, hisleri, düşünceleri dolayısıyla aralarında birlik oluşturmuş olan toplumlardan bahsediyor. O zaman her birimiz ne oluruz? Basit bir şekilde engellenmiş, sınırlanmış, kendi başına bırakılmış, terk edilmiş bireyler değil,
her birimiz kendimizi ne yapar, ne olarak kavrayabiliriz? Canlı birer evren olarak, can yani sonsuz, yaşamın sonsuz evrenleri diyor kendisi. Unendliches All des Lebens. Unendliches All des Lebens, yani yaşamın sonsuz evreni olarak kavrarız diyor. Bakın arkadaşlar, insan bireyi sondu ama aynı zamanda ne oluyor? Tam da tini dolayısıyla kendi kendisini, yani toplum bilinçli bir şekilde bu şekilde örgütlerse, o zaman yani kendisini çokluğun birliği olarak, hem çokluğu mümkün kılan ama aynı zamanda birliği de kurabilen olduğu zaman, çokluk o zaman canlı bir bütünlük arz eder. Ve her biri can, o bütünü oluşturan her bir tekil yaşam da ne olmuş olur? Unendliches All des Lebens, yaşamın sonsuz evreni olur diye arkadaşlar. O zaman bu metin parçasını okuyunca pekala şöyle de diyebiliriz, diyalektik. Tüm ilişkilerde aslında akışkanlığın, canlılığın, ne diyelim, iç içe geçmenin, kenetlenmenin veya kenetlenmiş olmanın teorisidir diyebiliriz.